Bugün bir dağda mucize yaratan ressam Hüsamettin Koçan'la birlikteyiz. Profesör Hüsamettin Koçan bundan 20 yıl önce Baksı projesiyle bir kazma sallayarak iki dağın ortasına, bozkırın ortasına Baksı projesini başlattı ve 10 yıl önce de Baksı Müzesi kapılarını açtı. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu program, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin güzel bahçenizdeyiz. Gönül isterdi ki Baksı'da birlikte olalım ama orada da salgın geçince ilk iş Baksı'ya da geleceğiz. Evet. Çok memnun oluruz. Baksı evet gerçekten bir hayal proje. Gerek mimarisiyle gerek sonra yarattığı pek çok hem yöre halkına hem de Türk sanat hayatına kattıklarıyla o hayalleri de gerçekleştiren bir müze oldu. 20 yıl önceye aslında biraz gidelim, kısacık o hikayeden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten Hollywood filmlerine konu olacak da bir hikaye var tabii. Çok teşekkür ederim. Şimdi Baksı aslında 20 yıl öncesine gidince bir de 87'ye gitmek gerekiyor. Evet, daha da çünkü önce, asıl evet, kararı evet. O zaman. Belki benim gençliğime gitmek lazım, öğrenciliğime gitmek lazım. Hatta belki babanıza gitmek lazım. Evet. Çünkü babam olmasa bu müze olmazdı diyorsunuz. Kesin olmaz, evet. Şimdi biz gençken sanatın hayatta çok yaygın olmasını istiyorduk. Biraz Meksikalı sanatçılardan da, Rivieralardan, Orozco'lardan çok etkilenmiştik. Onlar siyaset etkiliyorlar. İşte her tarafa resimler yapıyorlar. İşte Michelangelo'dan etkilendik, Leonardo'dan, o Rönesans ruhundan etkilendik falan. Onun için de biz sanat müzeden daha çok hayatta olmalıdır diye bir fikrimiz vardı. Sonra Bauhaus sistemi okuduk biz. Hı hı. Biliyorsunuz Bauhaus endüstri toplumundaki insanın estetik ihtiyaçlarını karşılayacak. Onun için de tasarım fikri ni gündeme getiriyor, sanatçıları birleşmeye doğru yönlendiriyor. İşte kullanışlı, ucuz ve şey estetik kavramlarını bir araya getiren bir şey. Onun için öyle bir psikoloji içinden, öyle bir ruh içinden çıka geldik. Ve de ben doğrusunu isterseniz her fırsatta bir Anadolu bağlantısı kurdum. Yani mesela halk resimleri, Anadolu halk resimleri araştırdım. Şey vardı, demek ki benim böyle bilinç altımda bu Anadolu'yu anlama çabası vardı. Anadolu'yu anlatılan, sanat diliyle, zanaat diliyle anlatılan Anadolu'yu anlama çabası vardı. Bütün bunları yan yana gelince, işte babam da gurbetçi. Babamı işte en son vefat ettiğinde kışın köyüne götürdüm. Baktım ki bizim şey gitmiş, bizim oradaki kurulu düzen gitmiş. Köy konakları kültür merkeziydi. Orada işte aşıklar atışırdı. Bu ritüeldi. Günlerce. Ondan sonra şeyler, işte cenk hikayeleri okunurdu. Yaşlılar başka anılarını anlatırdı. Bu sene bahar nasıl olacak? Herkes ona göre hazırlıklı. Bütün bu birikim. Herkes can atardı. Akşam gelsin de konağa gitsinlerdi. Konak bitmiş. Siyah beyaz televizyon almışlar herkes. Oturmuşlar. Evet. Orada da elektrikler sık sık kesildiği için büyük sorun şu, dizileri izleyemiyorlar. Yani bizim Anadolu, o anlatan insan, o masal insanı, o hayal eden insan diziye kilitlenmiş, elektrik de onları ortadan bölüyor hayallerini. Onun için öyle, ya dedim ki madem benim babam hayatımda beni bu kadar destekledi, işte mühendislikten güzel sanatlara geçtim, eşimle evlenme konusunda beni son derece destekledi, bunun birisi entelektüel hayatla bağ kurmamı sağladı, güzel sanatlara gitmek. Eşimle de kent kültürüyle bahsalan. Ben bir köylü çocuğuyum. Feodal bir işte derebeyi ailesinin çocuğuyum. Koçanlılar ailesinin çocuğuyum. Onun için de onun kent kültürüyle barışması gerekiyordu. Orada bir bağlantı gerekiyordu. Onu da eşim sağladı. Bu nedenle babam benim hayatımın önünü açtı. Hayallerimin önünü açtı. Ve de eğitimsiz bir insan olarak da bunu yaptı. Benim bir hayatım olduğunu ve sezgilerime güvendi. Ben de babama bir teşekkür edeyim dedim. Onun için bir köy konağı yapacağız diye başladık 87'de. İşte köy konağı falan filan derken toplantılar yaptık. Küçük bir yerimiz var yine dağlara bakan. Orayı tespit ettik. Benim öğretmenimi de şey başkan yaptık. Öğretmenim 2 ay sonra bir mektup yazdı. Oğlum sen gidince herkesin heyecanı düştü, masraf etme. Benim o şey de indi aşağıya. 2000'de bir sağlık sorunu yaşadım. Dedim ki bari madem sağlık sorunu yaşadım, benim babama verilmiş bir sözüm vardı, bir konak yapacaktım. Evet.
Biz Baksı'ya o tarihte yeniden gittik. Bir şimdiki arazinin bir bölümünü satın alarak başladık. Onun için bir babaya teşekkür projesiydi. İki, sanatın merkezde kalmasına karşı bir genç adamın zihninde oluşturmuş bir direncin yansımasıydı Baksı projesi. Bir başka şey de bu küreselleşmeyi biz çok tartışıyoruz. Küresel ekonomi, küresel kültür haritaları vesaire. Bütün bunlara karşı direnç oluşturabilir miyiz diye bir fikrimiz vardı bizim. Bütün bu nedenlerle yavaş yavaş o konağı büyüterek bugünkü Baksı Müzesi haline getirdik. Evet. Baksı'nın arkasındaki gerçek duygusal ve entelektüel hikayeyi çok böylece özetleyebilirim diye düşünüyorum. Evet. Ama Baksı sadece bir sanat merkezi olmanın ötesinde bir yer. Orada atölyeler yapıyorsunuz çocuklar için ayrı, kadınların iş gücüne katılımı için ayrı projeleriniz var. Çağdaş sanatçılar, genç sanatçılar için ayrı projeler var. Yani 10 yılda Baksı'nın her yıl birkaç defa adını biz basından takip ettik. Çok fazla proje ürettiniz. Tabii. Hatta bu yani sanat her zaman demokrasi kültürünü destekler ama Bayburt'un bir köyünde o iki tepe arasındaki o müzenin demokrasi kültürüne kattıkları da apayrı bir şey. Çok yüksek. Hatta biz ilk başladığımızda bizim modernist arkadaşlarımız bizi, sanatçılar hep destekledi zaten bizi. Gurbetçiler destekledi, kadınlar destekledi. Evet. Bizim o bölgenin erkekleri biraz daha temkinli baktılar. Acaba bunun arkasında ne var diye baktılar. Ama ötekilerin hepsi coşkuyla baştan beri desteklediler. Kadınlar daha cesurdur her zaman. Kadınlar her zaman yenilikten ve değeri korumaktan yanadırlar. Evet. Yani o açıdan baktığımız zaman bir feodal kültürün içinden gelen birisi olarak onu görüyorum. Çok ufku açık bir babanın çocuğu olarak onu görüyorum. Babamın o ufkunun yanında annemin ufkundan söz edilmez ama annemin sahiplenme duygusu olağanüstüdür. Evet. Ve ben şunu da düşünürüm. Acaba kadın olmasa Anadolu'da kültürel hiçbir şey kalır mıydı diye düşünüyorum. Onu koruyan ve çoğunlukla da yapı teknolojileri dışındakini üreten kadın. Evet. Masalları kadınlar daha çok anlatır Anadolu'da, bilir misiniz? Yani onların şeyleri, hayal güçleri ve hayal derinlikleri olağanüstü bir şeydir. Ve masalları ideolojik olarak da çocuklara anlatırlar. Çünkü her çocuk bir masal kahramanı olmalıdır diye düşünürler. Ve de masal kahramanları da hep biliyorsunuz başkası için savaşır ama sonuçta hep galip gelirler. Onun için bu bir ideolojidir, yüreklendirir insanı. Biz bu müzeyi kurarken de belki bunlardan da yararlandık, bu birikimlerden de yararlandık. Ve de şey yaptık, biz bir sürü ilkleri yaptık. İşte hem bizim modernistler yadırgadılar hem şeyler. Atölyelerde bizim köylü kadınlar kilim, ehram dokumaya başladılar. Ve onlara bankamatik verdik. Kadını doğrudan, o üretken kadını sanki üretmiyormuş gibi, sadece görev yapıyormuş gibi algılarken birdenbire ekonomik bir format geldi. Ben çok mutlu oldum o dönemde. Onun için de şimdi Kadın İstihdam Merkezi diye bir şey de kuruyoruz. Oradan gidiyoruz. Çocuk çok önemli. Çocuğun gelecek için şey yapması. Yetenekli çocuklara burs veriyoruz. Ve biz müzecilik anlayışına bu üst sanat, alt sanatı kaldırdık. İnsanı bütün teknolojilerde, bütün toplumsal kesitlerde yaşama anlam katma çabası en kutsal çabasıdır. Onu işleyerek, boyayarak, çizerek, yontarak yapar. Bir sürü teknikle yapar ama çaba budur. Yaşamı daha anlamlı kılmak, daha zenginleştirmek. Onun için de biz baktık ki bu böyle bir dönem müzesi olmak yerine şu, biz bir insanoğlu müzesi olalım dedik. Onun için de köylünün yaptığı ehramı, sepeti ya da başka formları oraya taşıdık. Onlar bizim işte ne diyeyim, Ömer Ali Kazma'nın şeysiyle, video sanatıyla birlikte ya da bir sürü günümüz sanatçısının sanat eserleriyle birlikte sergileyerek bir insanoğlu hikayesi oluşturmaya çalıştık. Evet. Ve bu hikaye bizim müzeciler tarafından çok benimsemedi ama Batı müzeciliği, ICOM bunu çok değerli buldu, çok kıymetli buldu. Onun için de bizimki hem bir sivil toplum örgütü, sivil toplum şeysi, projesi, hem dağın başına gitmek, göçe karşı yürüyen bir proje, üretime dayalı bu proje,
kültürel sınıfları kaldıran bir proje diye algılandı. Ve de Baksı şeyh müzecilik açısından ilham verici bir örnektir diye tanımladıktan sonra biz yahu hakikaten biz bunları yapıyoruz dedik. Tabii o bölgede pek çok şey değiştirmiştir Baksı. Onun zaman zaman yansımalarını okuyoruz, tabii, haberlerini alıyoruz muhakkak. O köyde Bayraktar köyü. Ha. Eski Baksı, eski adı Baksı. Evet, eski adı Baksı, yeni adı Bayraktar köyünde doğru düzgün bir market yok, evet, okul yok ama bir müze var. Nasıl bir zenginliktir orası için? Eminim farklı şekillerde size geliyordur bunun yansımaları. Tabii, yani bu çok geliyor bir. İkincisi, artık çocuklar şöyle düşünüyorlar. Bizim çocuklar başka köylünün çocuklarıyla biz hep öyle atışarak büyürüz. Tabii köyler arasında tabii, değil mi? Şehirler, öyle atışmalar. İspir Bayburt arası tabii, bilmem Gümüşhane Bayburt arası böyle bir Anadolu'da vardır bunlar. Evet. Çok da esprilidir bunlar. Onlar tartışırken diyor ki birisi ötekine, oğlum diyor bizim müzemiz var, sizin neyiniz var diyor. Müze her şeymiş gibi söylüyorlar. Evet. Onun için de çok şey, çok önemli ve o çevrede bu bizim özellikle çocuklara burslar veriyoruz. Yani hı hı. 8 yıldır yetenekli insanları destekliyoruz. O desteklediğimiz çocuklar önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de ve dünyada sanat ve tasarım dünyasında çok etkin rol oynayacaklar diye düşünüyoruz. Bir toplum tasarımı, bir toplum geleceği projesi diye bakıyoruz Baksı'ya. Ve tabii kadın istihdam merkezini eğer inşa edebilirsek, hı hı, ki bu bizim 10. yılımızın, 20. yılımızın, 10+10, 20. yılımızın en büyük projesi. O hem mimarlığa büyük katkı, evet, sağlayacak, hem de kadın üretimine. Kadını ekonomide merkez noktaya yerleştirmek istiyoruz. Zaten merkez noktada ama geri planda. Geri planda. Ama kendi kullanabileceği bir parasının olmasını istiyoruz. Evet. Onun için de o büyük yaratıcı potansiyelden yararlanmak istiyor Baksı. Evet, evet, ne güzel. Yani Anadolu'nun anaları, kadınların böyle bir güce sahip olma. Aslında evet, hakkının teslim edilmesi belki kim de. Kim öyle vardı canım? Anadolu'da evet, kadın öyle evet, bir şeyde oraya buraya itilmiş bir kadın değil. Değil. Anadolu'daki kadın, üreten kadın, karar mekanizmalarının içinde olan kadın, aileyi yöneten kadın. Bu arada 2014'te de en iyi müze seçildi tabii, Baksı. Onu tabii, da anmadan geçmeyelim. Tabii. 20 dolayında ödülümüz var. Onları da nerede sergileyeceğiz bilmiyorum. Belki bir ödül sergisi yapabiliriz ileride. Bu şu anlama geliyor. Bizim Baksı'nın şu şeysi çok beni etkiliyor. Bizim kültürün neresinde bulunursanız bulunun, İnsanlar Baksı'ya sempatiyle bakıyorlar. İnsanlık projesi gözüyle bakıyorlar. Onun evet, için bizim biliyorsunuz kompartmanlar var ya, bloklar. Evet, bloklar. O blokları herkes Baksı üstünden aşıyor. Yani sağcısı da, solcusu da, şusu da, busu da, bunların hepsi Baksı'ya büyük bir yakınlık duyuyor, büyük bir sempati duyuyorlar. Bu şu gösteriyor ki bize, aslında objektif ve tarafsız ve özgün bir şey ortaya koyduğunuz zaman insanlar buna sahip çıkıyorlar. Kim çünkü bu olsun, insanlar Anadolu'da yetişmişler. Anadolu kültürü var bunların arkasında diye düşünüyoruz. Evet. Mimarisine de değinmek evet, istiyorum. Bu 20. yıl kutlamalarına evet, geleceğiz. Çünkü pek çok tabii, proje tabii, var. Tabii. Onları da konuşacağız ama mimariye de gelmek istiyorum. Tabii. Sizin her aşamasında çok büyük emeğiniz tabii, var ama ben Baksı'yı gördükçe aklıma Zaadit'in bir lafı geliyor. Doğada hiçbir şey 90 derece köşelerle değildir, çizilmemiş. 90 evet, derece değildir. Evet. Doğada böyle bir şey evet, yoktur evet, diyor ve benim aklıma hep onun o sözünde Baksı gelir. Doğru. Yani sizin bize de o evet, yuvarlak evet, hatlar evet, ve doğayla bir bütünleşmiş halinde evet, fotoğrafına baktığınızda evet, bu göze çarpıyor. Birazcık ondan da tabii, bahsedelim mi? Kardeşim oraya tamamen böyle şey bir sert beton bir bina yapmak istiyor. Tamamen doğaya aykırı bir bina yapmak istiyor. Ben de olmaz dedim. Yani biz buraya geldik. Burayı yabancılaştırmak için değil, burayla birlikte yenilenmek için geldik dedim. İşte kardeşim ne var falan filan dedi. Biraz tartıştık. O kesin modernist. Ondan sonra biraz o Japon mimarlardan da etkilenmiş bir hali vardı. Bizim eski evlerimiz toprak damlıydı. Bir kapıdan içeri girersiniz, tünel gibidir o. İşte 10 adım sağda halanızın evi, biraz ileride onun yeğeninin evi, öteki tarafta bilmem ne. Böyle bir şey, fare deliği gibiydi onlar. Mağara diyorlardı askere gidenler. O bir zorunlu yaşama, üstü de toprak. Evet.
Ve şey, tepeden ışık alırlar. Tepe ışığı diye bir şey var. Hı. Bunlar harmana sıfırdır. Ürettiklerinde gelir işte samanları hayvanların bölümüne, buğdayı da insanların bölümüne atarlar. Böyle bir hayat. Hı. O şeye aşırı sert iklime dirençli ve dayanışma duygusu yaratan, doğaya karşı da korunaklı bir yapı. Bu gitti tabii. Ben birkaç tane eski buldum. Onların bacalarını çektim, getirdim. Bak böyle bir şeyden yararlanırım dedim. Bunlar işte toprağa bağlı. Bir, işte tepe ışığı alıyor. Bu biraz yukarıya da bağlı. Hayallere bağlı. Tanrı'ya bağlı. Ondan sonra bu ışığı da alalım. Bu ışık çünkü böyle şeydir, nur gibidir. İşte içeri kutsal ışık girer evin içerisine. Ve o ışık dolaşır evin içinde. Bir enerjisi vardır, bir ruhu vardır. Bütün bu nedenlerle yan yana koyarak bizim orada çok güzel tepeler de var. Bu tepelere de eşlik edelim dedik. Bu gerekçeyle bizim toprak damlı ev geleneğinden yola çıkarak bu baksıyı kurgulama fikrine ulaştık. Ve de doğrusunu isterseniz çok da memnunum. Ayrıca oraya yabancı olmasın diye de o şeylerle de tepelerle de bir ritim oluşturmuş. Bir mimarlık yapısı oluştu. Bizim orada konuk evimiz var, atölyelerimiz var. İşte dokuma atölyesi var, çağdaş sanat atölyesi var, doğal boya atölyesi var, el sanatları atölyesi var. Öteki seramik atölyesi, işimi görünce şimdi hatırladım. Hı. Öteki taraftan bir amfiteyatromuz var, orada konserler veriyoruz. Kütüphanemiz var, yani şimdi 10 küsur bin kitap var orada, ben buradaki kütüphanemi götürdüm. Bir 150 kişilik konferans salonumuz var ayrıca. Bir, aslında baksı büyük bir şey, yani kültür alanı diyelim. Evet. İşin içerisinde işte müze eksende duran bir projedir. 20. yıl içerisinde de pek çok proje var. 20. yılı kutlarken. Evet. Devam eden sergiler var. Bundan sonra arkası gelecek olan sergiler var. Ki Şakir Gökçeba sergisi de Mayıs'a kadar devam ediyor. Sonra Mayıs, arkası gelecek. Evet. Şakir Gökçeba sergisini pandemi nedeniyle uzattık Mayıs'a. Aslında Mayıs'a da çok şey uzattık. Osman Dinç sergisi açılacaktı. Gözlem Evi diye çok güzel bir sergi. Onu açacağız Mayıs'ta. Bunlar bizim 20. yıl etkinliklerimiz. Tabii sonbaharda epeyce şeylerimiz var, etkinliklerimiz var. Bundan bir tanesi 20 sanatçı ve tasarımcı 20. yıl için bize birer iş yapıyorlar. Şeyimiz de üst başlığımızda maske. Maskeyi sırf bildiğimiz maske gibi almıyoruz. Maske, maskeli, maskelemek kavramı etrafında alıyoruz. Oradan işte 10-15 tane resim heykel gelecek, ötekiler tasarım gelecek. Çok da heyecanlı. Onu da şeyde Ekim'de açacağız. Ayrıca bu şey kıraç sırtta heykel. Önümüzde bir sırt var. Hı hı. Orada heykellerimiz vardı. Orayı yeniden düzenliyoruz ve yeni işlerle bir heykel tepesi yapıyoruz orası. O devreye girecek. Bu burslarla ilgili çocuklara şey dedik. Burslar. Kendiniz için bir park tasarlarsanız nasıl bir park yapardınız? Ha. Biz biraz bireysel önerinin önünü de açmak istiyoruz. Böyle şey kalıp üstünden değil, bireysel öneriyi aktif tutmak istiyoruz. Daha önemlisi bizim bu sene başlattığımız başka bir projemiz var. O da şudur, Anadolu Ödülleri. Anadolu büyük bir kültürel miras. Onun içinde Anadolu'daki o kültürel mirasın bize kattıkları var. Onun içinde Anadolu unutulsun istemiyoruz. Anadolu'luk bizim için son derece önemlidir. Onun için 5 dalda şey ödül vereceğiz. Bunlardan bir tanesi müzecilik. Süreli etkinlikler, ötekisi arkeoloji ve restorasyon, öteki de bu daha çok gösteri sanatları dediğimiz festivaller, şunlar, şenlikler vesaire gibi şeyler. Çok da güzel bir coğrafyaya sahibiz. Güzel, coğrafya insanın da nasıl insan olacağını da gösteren, oradan beslendiği bir yer. Anadolu gibi bir uygarlığa sahibiz. Çocuklarımızı o Anadolu kültürüyle yetiştirme gustosunu unuttuk belki de son zamanlarda biz. Efendim orada bizim engelimiz şu, günübirlik siyasi şeylerle tarihe bakmak gibi yanlış bir şey yapıyoruz. Böyle tarihe bakarken insan olarak bakmak lazım. İdeolojik açıdan bakmayı çok fazla seçiyoruz ve de
İşte bizim bir grubumuz Anadolu'da Türk İslam'dan itibaren Anadolu'yu ediniyor. Bir grup da ondan öncesini ediniyor. Valla Anadolu'da her şey bizim. Evet. Anlatabildim. Her şey bize aittir. Evet. Geçmişi de bize aittir, bugünü de bize aittir, geleceği de bize aittir. Onlarla hesaplaşmak, oradan anlam çıkarmak da bizim sorumluluğumuz diye düşünür. Benim kişisel yaklaşımım budur. Bu paylaşılmayabilir. Beni çok fazla da ilgilendiren kısmı o değil. Kültür karşısında temiz ve masum olmak zorundayız. İyi bir şey yaratmak için vicdan şart, adammışlık şart, masumiyet şart. Evet. Evet. Bütün bunları yan yana getirirsek Anadolu müthiş bir hazinedir. Bize müthiş armağanlar hala saklıyor bir yanında. Bütün mesele bunları ortaya çıkarıp dünya ile paylaşma açmaktır diye düşünüyorum. Evet. Zaten bu söylediklerinizin özeti de Baksı. Baksı onu yapmak istiyor. Evet. Evet, onu yapmak istiyor. Belki işte Anadolulu birisi müze yaparsa böyle yapar. Diyebiliriz biz bunu. Evet. Umarım Anadolu'da bu müzelerin sayısı daha da artar. Eminim sizden çok fazla bize de destek olun, biz de bir müze açalım diyen çok oluyordur. Çünkü hani tek bir kişi sıfırdan bir müze yaratmak Anadolu'nun üstelik hani kervan geçmez bir yerinde çok kolay değil ve dünyaya mal etmek daha da zor bir şey tabii. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Sizin gibi dostlar sayesinde de böyle belki bu anlatmak istediklerimizi daha çok anlatabiliyorum. Birazcık faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız mutlaka Bayburt'a, Baksı Müzesi'ne gidin, ziyaret edin, büyüleneceksiniz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Jazz Festivali bu yıla özel olarak müzikseverlerle Eylül ayında buluşacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, İstanbul'un sevilen parklarında gerçekleşecek ücretsiz konserlerle de dinleyicilerle buluşacak. Parklarda caz etkinliğinin ilki 5 Eylül Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak. Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatronun güçlü isimlerini sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın, Tülay Günal'la birlikte Nazım Hikmet'in sürgün yıllarını ve vatan hasretini şarkılar eşliğinde anlattığı Yaşamaya Dair Bursa Cezaevinden Mektuplar adlı oyunu 27 Ağustos'ta, başrollerini Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler ve Bahtiyar Engin'in paylaştığı ve İstanbul Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği Alevli Günler oyunu ise 28-29 Ağustos'ta Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. İstanbul Modern Sinema, Yaz Havası adlı film seçkisini çevrimiçi olarak sinema severlere sunuyor. 27 Ağustos'a kadar sürecek programda erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Van Gogh'un Here, Here Is Man'ın çok satan romanından uyarladığı Sahilde Bir Gün adlı uzun metrajı da yer alıyor. Filmlere ve programa müzenin web adresinden ulaşılabilir. Kuşadası Kitap Fuarı açıldı. 22 yayınevi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos'a kadar sürecek fuarda, söyleşi ve imza günlerinde edebiyat severler birçok yazarla buluşacak. D-Marin Deniz Filmleri Festivali, D-Marin Turgut Reis de bir kez daha perdelerini açıyor. Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde 27-30 Ağustos tarihleri arasında 4 ayrı film gösterimi gerçekleşecek. Festivalin programında sırasıyla Zor Saatler, 1900 Efsanesi, Denizin Ortasında ve Dunkirk yer alacak. Boğaz'ın mavi sularına karşı terasında özel içerikler sunan Four Seasons Hotel Bosphorus, yaz günlerinin sevilen açık hava sinemasını her çarşamba Boğaz'ın kıyısında sinema severlere sunuyor. 26 Ağustos çarşamba günü Bir Aşk, İki Hayat filmi sinema severlerle buluşacak. Tefrika Yayınları'nın 3-8 yaş aralığındaki küçük okurlara yönelik hazırladığı, edebiyatımızın önemli isimlerinin eserlerinden ve hayatlarına dair detaylardan yola çıkılarak kurgulanan Çocuk Edebiyatı dizisinin 12 kitabı yayınlandı. Kitaplar arasında Küçük Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kafka, Küçük Ahmet Arif ve Gazete Kağıtları,
Küçük Oğuz Atay ve Mektup Arkadaşı, Küçük Sevgi Soysal ve Ailedenin Masalı da var. Baba Zula'nın 2 Ekim'de çıkacak Hayvan Gibi albümünde de yer alan ve bestelediği ilk şarkı olan Tavus Havası yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi ve hayranlarının beğenisine sunuldu. Baba Zula'nın ilk canlı stüdyo kaydı olan Hayvan Gibi direkt olarak Black Master'ı üzerine kayıt teknolojisiyle kesme, biçme ve edit yapılmadan tek seferde kaydedildi. Sonat Bağcan'ın 3 şarkıdan oluşan EP'si Kaul, tüm müzik marketlerde yerini aldı. Bağcan, EP ile birlikte Kaul'un derin anlamlarının yanı sıra Anadolu'ya ait kavramlara da değinerek sahip olduğumuz değerlerin bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bağımsız müziğin sevilen isimlerinden Suat Armağan'ın yeni teklisi Düş Oldum tüm dijital platformlarda yerini aldı.